bir şey iddiaları atılıyor işte. Songül Karlı Seda Sayan'a benzemek için ayrı bir çaba sarf ediyor. Yok canım. Ne güzel. Yok canım. Şimdi bir defa benzettikleri hanım çok güzel bir hanım. Çok da iyi bir hanım. Hakikaten elinden geldiği kadar herkese yardım eden, mücadelesini vermiş, tırnakları bir yere gelmiş bir hanım. Çok güzel bir şey benzetmeleri ama şunu söylemek istiyorum, bunu anlatamıyorum. Ben mesela doktora gidip buramı yap demiyorum. Doktora gidip işte şuramı şuna benzet demiyorum. Hayır abi, ben Tokatlıyım. Konuşma tarzım hani böyle yetiştim. Benim yedi sülalem böyle konuşur. Gördün işte yeğenim üniversite bitirmiş kızcağız aynı konuş. Asistanım Tokatlı aynı konuşuyor. Yani benim ona benzeme gibi, yani Seda Hanım'a benzeme gibi bir çabam yok. Olmadı. Niye benzeyim? Zaten güzel bir kadın. Hayır, zaten güzel bir kadın. Tam tersi şöyle bir huyum vardı benim. Kaset yaparım, o yönetmenle çalışırım. Çok kaset patlar. Hemen arkamdan bir tanesi gelir. Ben de onu yapacağım diye arayı karıştırırım ki tamam, o yapıyorsa ben yapmam o işi. Ben onların giyindiği yerden de giyinmem. Onların gittiği yere de gitmem. Onların yaptığı şeyi de yapmam. Öyle bir takipçiliğim yoktur. Tam tersi dedim ki bak, bu ona çok yakışmış. Biz tam tersi bir şey yapmak gerek. Ne kadar güzel düşünmüş. Siz de böyle bir şey düşünün. Uzaklaşırım. Niye kalkayım da aynı kişi olmaya çalışıyorum? Bu ne kadar basitlik. Bu ne kadar kendini bilmezlik. Peki Seda Sayan'dan sana hiç böyle bir şey geldi mi? Bana benzemeye mi çalışıyorsun? Kız çok da güzelsin gibi. Yok. Öyle bir şey değil de ben ekranda benzemek için değil, benzememek için uğraşıyorum dedim ki doğruydu bu. Ben çünkü ilk programa başlarken dedim ki ya biz Tokatlıyız. Hepimizin şivesi aynı. Ben de Bağcılar'da yetişmişim. Yani kalkıp da bir şehrin göbeğinde falan konuşan, kolejde okuyan bir kız değildim yani. Aile içerisinde dedik böyle konuşuyoruz. Dedim diksiyon dersine falan mı gitsem acaba? Bunlardan yırsak mı? Kalkıp beni böyle bir şey yapmasınlar. Hakikaten o zaman dediler ki ya Songül'cüğüm sen doğasında iyisin. Hiç gerek yok bunlara dediler. Peki şu ekrandaki resmi bir dondurabilir miyiz? Sen benzetiyor musun? Biz açıkçası benzetiyoruz. Benim resmimi değil, Songül'ü alalım yanına. Bir donduralım. Songül'ü de yanına koyalım. Sen benzetiyor musun? Yani kemik yapısı olarak benziyor arkadaşlar. Bak dolgu değil, yapma değil. Bak işte buna dikkat çekmek istiyordum. Yani kemiğimi kırdırıp törpületemeyeceğime göre, yapmayacağıma göre. Yani kemik yapısı, yüz hatları olarak benziyoruz biz birbirimize. Bir resmi vardı Seda Hanım'ın. Aslında daha, benim yüzüm çok küçüktür, Seda Hanım'ın yüzü daha büyüktür. Ona göre. Yani senin yüzün şu an ekranda çıkandan daha ince şurada. Evet, karşımızdaki duran. Evet. O resmi verelim ekrana. Bu resim çok dağıldı çünkü. Herkesle kıyaslanıyorum. Bir de belki şöyle bir şey. Tok bir sesin var. Böyle dobra dobra konuşuyorsun ya. Ya ben en çok şeye benzetiliyordum. Kim Kardeşler miydi o? Kim Kardeşler? Ekran böyle sırt üstüne vermiş, resimlerimizi koyduk. Bak ne güzel. Bir şey söyleyeceğim de hiç benzemiyorsun. Kim Kardeşler? Başka benziyor. Şekilde benziyoruz. Böyle kalçalarımızı karşılıklı koymuşlardı falan öyle. Senin dört tane kalçan, onun bir tane kalçası. Öyle bir durum var. Kim Kardeşler? O da doğru, evet. Yani arkadan bir tane daha kişi geliyor onun arkasından. Sen de öyle onunla ilgili bile konuştular. Yok acaba kalçalarına bir şey mi taktın?